Başta Sayın Başkanım olmak üzere bu faaliyeti tesis eden Yıldırım Belediyesi'nin yetkililerine, organizatör arkadaşlara ve tabii ki salonu gerçekten hınca hınç dolduran sevgili izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar, sağ olun. Ben bu soruya müsaadenizle Hikmet Bey, şurada söylediğiniz, ayakta söylediğiniz bir şeyle başlayarak devam edeyim. Tamam. Tarihin sil baştan yazılması gerekir. Öylesine lafın gelişi söylenmiş bir cümle değil. Cemil Meriç'in bir ifadesi var. Diyor ki, Haçlı savaşlarının en büyük zaferi yazılmış Türk tarihi kitaplarıdır. Tanzimat'tan bugüne tarih kitapları kamilen değiştirilmelidir. Bakın, hasbelkader tarih okumaya çalışan kardeşinizim. Neler anlatmaya çalışıyorum? Hem vakit dar, daha da uzun olsa anlatamam. Bunu bu şekilde lütfen kabul edin. Hani anlatırız ama vakitler yetmez. Tarih kitapları kamilen değiştirilmelidir. Biz bütün dünya tarafından savaşçı bilinen bir milletiz. Girdiğimiz her savaşı kaybetmemeliydik. Çanakkale ve Kutulamarı hariç. Hepsini kaybettik. Savaş kaybeden komutanlar tekrar gözden geçirilmelidir. Ömrüm yettiğince bununla uğraşacağım. Üzerine bunu vasiyet kabul edenler etsinler. Biz bu kadar kolay zafer kaybetmemeliydik. Tahsin Paşa 70 bin kişilik orduyla Selanik'ten çekildi. Daha çok var. Çok var. Bu bizim laf olsun diye öğreneceğimiz bir şey değil. Tabiri caizse moralimizi düzeltecek ayrıca. Ayrıca. Tarih kitapları kamilen değiştirilmelidir. Başka? Allah rahmet eylesin. Siz de bahsettiniz. Ne güzel. Onu andığımız günlere geldik. Hayırla yad ediyoruz. İnsanlık ve toplum, Türkiye'de tabii öncelikle, bütün hilafet topraklarında da tabii ki Abdülhamit. Eskiden bilenlerin yanı sıra yeni yeni anlaşılıyor. Fakat bir şey söyleyeyim. Türk Tarih Kurumu'nun ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tarih tezi hala Abdülhamit diktatördür. Hala Abdülhamit diktatördür. Twitter hesabımda yazdım. Dün televizyonda söyledim. Şimdi siz sorumlusunuz. Tarih kurumunun 8. cildinin kapağında yazıyor bu. Kapağında istibdat dönemi diyor. Ben Abdülhamit'i sevdiğim için buna itiraz ediyor değilim. Yalandır, iftiradır. Hocalarım burada. Naçizane ben de söylerim. Tarih kurumu bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Bu iftiradır. Siz de lütfen elinizden geleni lütfen yapın. Bu iftiradır. Çok teşekkür ederim. Neden böyle söylüyorum? Hasbelkader tarih okumuş birisiyim. Mazlum bir padişahtır. Bunun hesabını verirsiniz. Twitter hesabımda yazdım, bir tanesi bana cevap veriyor. Hocam bu değiştirilemez. En fazla kitabın baskısı yapılamaz. Olmaz öyle şey. Varislerine söylersin. Dersin ki bu yalanı düzelt. Yalan. Doğru olsa itiraz etmem. Ha, tarih kurumu musun? O zaman topla. İtiraz eden tarihçiler var. Tarihçileri topla. Bilimsel bir çalıştay yap. Gerçekten diktatör çıkarsa hiçbir sözüm olmaz. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör deniliyorsa aynı şekilde müstebit hala deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti resmi tarih kurumunun 8. cildinin kapağına göre ve ayrıca içindekiler kısmına göre. Hocam çok özür dilerim. Dinleyicilerle paylaşayım. İzleyici diyorum sürekli televizyon kanalı. Dinleyicilerimizle paylaşalım. Osmanlı tarihi, ben şu anda Ebubekir Safoğlu hocamızın internet hesabından, Twitter hesabından baktım. 8. cilt, kusura okumak durumundayım. Birinci meşruiyet ve istibdat devirleri yazmış. Birinci meşruiyet ve istibdat devirleri 1876-1907. Ordinaryüs Profesör Enver Ziya Karal'ın kaleme aldığı resmi tarihimize göre, şimdi biz burada arkamızda ne yazıyor? 100. yılında Abdülhamit Han övünçle, iftihar ederek o büyük hanedanı biz burada bir padişah anarken, aslında arka tarafta gerçekte şu anda mevcut kitaptan bahsediyorsunuz değil mi? Yani evet. Bizim resmi tarihimize göre Abdülhamit Han bir istibdat devri padişahı
Ve o devirinde tarihleri tam da Abdülhamit Han'ın olduğu dönemlerinden bahsediyor. 8. cilt Osmanlı tarihi diye yazıyor. Yani bu bir vakadır, bir gerçektir. Programdan sonra baktığınızda siz ayet edeceksiniz. İşte bunları da dile getirmediğimiz zaman biz millet olarak nelerin kaçırdığımızı, nelerin farkında olmadığımızı farkına varıyoruz. Hocam buyurun. Üzerinize borçtur alanlar için. Lütfen elinizden geleni resmi taleplerle, kişisel taleplerle asla şiddet, asla olamaz. Bakın, tarih kitabının içinde, kenarında, bir yerinde, bir paragrafta bile yazsa kabul edilemez. Kapakta yazıyor ya. Çok özür diliyorum hocalarımdan. Biz boşuna konuşuyoruz. Her şeyi Cumhurbaşkanı'nın mı görmesi gerekir? Cumhurbaşkanı yeri geliyor, hüzünle ondan bahsediyor. Diktatörden mi bahsediyor? Yazıklar olsun. Tarih kurumuna yazıklar olsun. Ne iş yapıyorsunuz? Çok özür diliyorum böyle konuştuğum için. Çok özür diliyorum. Tarihin yazıldığı yer belli, Osmanlı arşivleri. Gidersin bakarsın. Diktatör mü değil mi? Asıl dikta ondan sonra yapıldı. 9. cildinin kapağına bakın. Hiçbir şey yazılmıyor. Asıl dikta iddiaçı diktasıdır. 3 darbe yapmışlardır. 3 darbe anlatacağız daha. Açıyorsunuz kapağını. İstibdat. İstibdat Osmanlıcası. İngilizcesini biz kullanır olduk. Diktatörlük. Efendim, istibdat diktatör, diktatörlük demek. Müstebit diktatör demek. Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör dedikleri gibi Sultan Hamid'e de aynısını söylüyorlar. Açıyorsunuz içindekiler kısmını. İstibdat dönemi maliye, istibdat dönemi askeriye, istibdat dönemi kültür, istibdat dönemi eğitim. Yalandır. Yalandır. Ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Top sizdedir. Sultan Hamid'in sizin üzerinizde emeği varsa bence var. Başka bir şey. Şimdi Sultan Hamid, neden Sultan Hamid'le uğraşıyorlar? Sultan Hamid gitti, bu ülke parça parça oldu. Esrarengiz olsun diye söylemiyorum. Naçizane Allah bir kitap yazma fırsatı verdi. Kimileriniz görmüş, bana söyleyenler oldu. Bu devlet, 6 asırlık devlet, 6 yılda yıkıldı. 6 yıl saymaca. Bir arkadaşım almış sağ olsun. 6 asırlık devlet nasıl? 1908'de onu devirdikten sonra iddiaçılar darbeyle 1914'te 1. Dünya Savaşı'na soktular. 6 yıl sonra her şey bitti. Bu iddiaçılar var ya, bu iddiaçıların yatacak yeri yok. Fahrettin Paşa da iddiaçıların içindeydi. Çok temiz insanlar vardı ama sayısı çok değildi. Ernest Ramsauer'un kitabına bakın. Masondur bunlar. Mevlanazade Rıfat'ın kitabına bakın. Yahudilerle, masonlarla işbirliği yapmışlardır. Daha söyleyeceğim. Efendim, 1908'de darbe yaptıktan sonra Abdülhamit müstebit yani diktatör. Abdülhamit kan kusturucu bir padişah. Her türlü hakaretler var. Ne olacak? Biz hep birlikte Abdülhamit'i devireceğiz. Hürriyet gelecek, özgürlük gelecek, müsavat, eşitlik gelecek. Bakın, ya uzun uzun anlattılar ama vakit yetmiyor. Abdülhamit'e ikinci meşrutiyeti zorla, darbeyle kabul ettirildikten 2,5 ay sonra saymaca. Saymaca 2,5 ay sonra en sonuncusu. Daha erken kopanlar var. Tek kurşun atmadan devletler topraklarını savaş yoluyla kazanır ya da kaybederler. Biz ikinci meşrutiyeti ilan ettiğimiz için tek kurşun atmadan 2,5 ay içerisinde Girit, Kıbrıs, Doğu Rumeli, Bulgaristan, Bosna 5 devlet kaybedildi. Sultan Hamid bunun için önemli. Şahsı tabii ki muhterem bir padişah ama şahsından çok daha fazla önemi devleti tutuyordu. Milyonlar hayatını kaybetti. Burada bir sürü Balkan göçmeni var, Bursa'da biliyorum. Burada da vardır. Başımızın üstünde göçmenlerin yeri var. Ama sizin yeriniz burası değildi. İddiaçılardır sizi buraya sürükleyenler. Milyonlar. 2,5 milyon ölüden bahsediliyor. Değişik rakamlar söyleniyor. Bir o kadar daha fazlası mecburen göç etmek zorunda kalan Müslüman ahaliden bahsediliyor. Sadece Sultan Hamid düştükten sonra 6 yıl. Ne yaptılar bunlar? Aynısını Sayın Cumhurbaşkanımıza yapıyorlar. Terör örgütleriyle işbirliği yaptılar. Etkileyici olsun diye söylemiyorum. İçim kan ağlıyor desem yeridir. Türk Tarih Kurumu'nun, bakın resmi Türk Tarih Kurumu'nun
Tarih Kurumu'nun kitaplarını ağırlıklı olarak iddiaçılar yazdı. Darbelerden sonra yönetimleri belirleyenler tarihi yazar. Sultan Hamid'i devirenler tarihi yazdılar. Tabii ki diktatör diyecekler. Türk Tarih Kurumu'nun 9. cildinin 18. sayfasında bu iddiaçılar kimlerle işbirliği yapmışlar? Ermeni Taşnak terör örgütüyle, normal düzgün Ermeni vatandaşları değil, Ermeni Hınçak terör örgütüyle, Mısır Cemiyeti İsrailiyesiyle, bugün Filistinlilere kan kusturan İsrail'i kuracak olan Yahudi örgütlerle, Ahdi Osmani Cemiyeti'yle, Şerif Hüseyin takımıyla, Cemalettin Afgani, Reşit Rıza, ayrı bir dernek, onları unuttum şimdi, onunla, Hayrenk Cemiyeti'yle, Merkezi Amerika'da, Balkan İhtilal Örgütleri'yle, bunların hepsini görürsünüz. Ya bu nasıl milliliktir? Bütün terör örgütleri bir araya gelmiş. Ülkenin birliği, bütünlüğü. Keşke dokunmasaydınız. Devirdiniz, 5 devlet gitti. 2,5 ay içerisinde. Daha acısını söyleyeyim. Şimdi, bir takım, birkaç tane general, 5 tane, 10 tane, 100 tane, 200 tane, şu an mevcut, Allah korusun, 15 Temmuz gibi bir darbe yapsa, milli bir darbe olsa, güya, efendim, darbenin millisi, gayrimillisi, gayrimillidir tabii, millisi olmaz, efendim, ve bu darbeciler, bakın, Abdullah Öcalan ve teröristleriyle birlikte darbeye katılsa, katıldıktan sonra Çankaya Köşkü mü dersiniz, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi mi dersiniz, darbeyi başardıktan sonra kutlama yapsalar, yok canım, hocam yani böyle bir şey olmaz ya, siz hayalinizde canlandırıyorsunuz, belki diyenleriniz çıkar. Buradan gittikten sonra Makedon Milli Marşı'nı açın, Makedon, şu an Makedon Milli Marşı'nı açın, kulaklarınızı verin, onların birkaç tane kahramanı içerisinde Yane Sandanski'yi duyacaksınız. Yane Sandanski. İddiaçılar Yane Sandanski'yi de içlerine aldıkları 31 Mart isyanıyla, içinde Yahudiler, Ermeniler, Rumlar ve Osmanlı askerlerini Balkan dağlarında devlet kurmak için Osmanlı devletiyle savaşan, bugünün Abdullah Öcalan'ı gibi o günün Yane Sandanski'siyle Osmanlı askerlerini vahşice öldürmesiyle maruf bu kişiyle darbe yaptılar ve Yıldız Sarayı'nda kutlama yaptılar. Tenzih ediyorum. İşleriniz farklı olabilir. Vakit buldukça lütfen okuyun. Eğer itiraz ediyorsanız okumak zorundasınız. Bu millete bilmeyerek vakit kaybettirmeyin. Sultan Hamid gitti. Sultan Hamid gitti. Milyonlarca kilometre kare toprağımız gitti. Bakın, 24 milyon kilometre kare toprağımız vardı. En uzun sınır. 1699'da, yani himaye edilen Polonya'sı, Fas'ı da sayarak söylüyorum, denizleri de bizim himayemizdeydi, bizim kontrolümüzdeydi. 1699'dan 1908'e Sultan Hamid tahttan düşürülünceye kadar 209 yıl içerisinde, 1609-1908, ne kadar kaybettik biliyor musunuz? 11 milyon kilometre kare, 209 yıl içinde. 1908'den 1914'e, yani oraya girince zaten her şey bitti. 6 yıl içinde ne kadar kaybettik? 12 milyon 200 bin kilometre kare toprak. Sultan Hamid, evet, düşmeden bizim Adriyatik kıyısına kadar topraklarımız vardı. Adriyatik, İtalya ile efendim Adriyatik denizini paylaşıyorduk. Evet, önemli bir kısmını değil ama İşkodra vilayeti bizim toprağımızdı ve Balkanların ortalarına kadar topraklarımız vardı. Hangi devlet yıkılıyormuş? Yıkılacak devlet diyorlar. Yalan söylüyorlar. Tarihlere baksınlar iyice. Ne zaman kaybettik topraklarımızı? Tüm Mezopotamya, bazı özerk Kuveyt gibi yapıların dışında hala bizim toprağımızdı. Resmen Mısır da bizim toprağımızdı. Fiilen kaybettik. Bakın, Osmanlı tarihinin bize anlatılırken sinsice, kalleşçe yalan anlatılış şeklini size söyleyeyim. Ne diyorlar? İşte efendim Osmanlı tarihi son 200 yıl içerisinde yıkıldı, ticaret yolları değişti, devlet kademelerinde usulsüzlükler. Bakın, bunlar devletin güç kaybetme sebebidir, yıkılış sebebi değil. Nasıl? Müsaadenizle bir örnekle anlatayım. Şöyle yolda gidiyorsunuz,
Allah korusun tabii ki, örnek hiç hoş değil ama izah etmek için söylüyorum. Yolda gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz bir trafik kazası olmuş. Yerde de yatan birisini görüyorsunuz, kalabalığa sokuluyorsunuz, bakıyorsunuz yeni olmuş, toparlanamamış ve birisi ölmüş. Kafası kopmuş, kafa bir tarafta, beden bir tarafta. Lütfen tahayyül edin diye söylüyorum. Sonra oradaki kalabalıktaki kişiler neden öldüğünü şöyle tahmin ediyorlar. Diyorlar ki, aa görüyor musun bak, hava kış ince giyiniyor, bundan dolayı öldü. Ya da ya baksana süzülmüş, yetersiz besleniyor bu, ondan dolayı. Ya elleri sapsarı, çok sigara içiyor, ondan dolayı öldü dediğini hayal edin. Ne dersiniz? Ya ne anlatıyorsunuz siz? Kafası koptu ya. Kafası koptu diyen de yok. Ya zorla savaşlara sokuldu. 93 Harbi dedi hocam. Girilmeyecek bir savaştı. Birinci Dünya Savaşı girilmeyecek bir savaştı. Trablusgarp'a İttihatçı İbrahim Hakkı Paşa, Sultan Hamid Trablusgarp'ı böyle duvar gibi koruma altına almış. İbrahim Hakkı Paşa sadrazam göreve geliyor, bu birlikleri kaldırıyor, İtalyanlar geliyor yerleşiyor. Lütfen okuyun. Sen Osmanlı'yı soktuğun savaşlardan bahset. Ticaret yolları değişmiş de, Osmanlı'da usulsüzlükler baş göstermiş de, bunlar kötü şeylerdir. Ama devletin yıkılış sebebi olamaz. Eğer bunlar bir devletin yıkılış sebebi olursa var ya, Gürcistan diye bir devletin olmaması lazım şu an. Ruanda diye bir devletin olmaması lazım. Kamboçya diye bir devletin olmaması lazım. Peki. İç savaş geçirdi. Peki hocam. Hemen bitireyim. Tamam, bir bağlayalım. Bunlar devletin zayıflama sebepleridir. Ya kafası kopmuş ya. Savaşlara sokmuşsun. Tekrar söylüyorum. Bu savaşlar neden kaybedildi? Hepinize vasiyettir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ondan sonra burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür etmemiz gerekiyor mu? Yoksa başka bir amaçla mı açıldı? Çok kısa alabilirim. Bir de şunu söyleyeyim. Kusura bakmayın uzattım ama bu tarihe soğukkanlı yaklaşım konusunda bir cevabınız var mı Tayfur Bey'e? Yani hocamıza. Bence var. Afrin konusunda soğukkanlılığını muhafaza edebilen var mı? Tarih değil ama. Afrin tarih oldu, bitti. Dün tarihtir. Dün tarihtir. Şimdi tarih bile olsa Sultan Hamid'i, Sultan Hamid'i tahtaların üstünde yatırtan darbecilere karşı ben soğukkanlı değilim. Enver Paşa. Onlar zulmetsin, biz ses çıkarmayalım. Enver Paşa bu ülkenin... Biz bilim insanıyız. Hocam bir saniye, bitireyim. Bilim insanı heyecanlı olmaz. Hocam bir saniye. Mesela heyecanlı bir tabip düşünün, cerrah. Küçük çocuk gelmiş ama büyük bir hastalık içinde... O heyecanıyla onu ameliyat ederse orada bir ölüm hocam, olabilir. Hocam bir dakika, bitirsin önce Ebu Bekir hocamız, ondan sonra size tekrar cevap hakkı doğacak. Tarihi hocam. Anlatırken o sükuneti sağlıyoruz. Yani yazarken, affedersiniz. Hayır, anlatırken de gerekiyor çünkü burada... Tayfur hocam bir saniye, bir dakika, ikili konuşma var. Olmasın da. Hocam biraz önce soğukkanlı olacağım dediniz, siz soğukkanınızı muhafaza edin. Evet, soğukkanlımızı muhafaza ediyoruz. Yani tarihte edemesek bile burada edelim ki cevap hakkı vereceğim ben. Ben soğukkanlılıkla konuşuyorum, meslektaşıma karşı. Tabii. Hayır, cevap bir konuşabilsin. Hemen Ekrem hocama daha başka derin meselelere gireceğiz. Abdülhamit'i deviren, iki darbe yapan, devirdikten sonra öldürülmesini isteyen Enver Paşa'dır. Abdülhamit, daha çok şey söylerim, vefat ettiğinde istediği yere gömülmesine mani olan Enver Paşa'dır. Abdülhamit'i Selanik'e süren Enver Paşa'dır. Birinci Dünya Savaşı'na birinci derecede bizi sokan tek kişi Enver Paşa'dır. Sarıkamış felaketinin müsebbibi Enver Paşa'dır. Kudüs'ü kaybetmemizin sebebi Enver Paşa'dır. Cemal Paşa'nın anılarına baksınlar. Yarısı yanlış. Sırası gelince cevap versiniz. Tamam. Yok, Cemal yanlış. Paşa'nın anılarına bakabilirsiniz. Ben kaynak söylüyorum. Başka? Öyle arkadaşlar, o şekilde söylemeyin lütfen. O şekilde lütfen söylemeyin. Hepimiz burada doğruyu arıyoruz. Başka, İmam Hatip liselerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin açmasının sebebi Demokrat Parti'nin gümbür gümbür gelme ihtimali. Bundan dolayı tarihlerine bakın. Camileri kapatan, camileri satan, Hazırun'dan özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bürolarına dönüştüren, Hazırundan özür diliyorum. Meclis kayıtlarından örnek gösterebilirim. Fuhuş yapılan yerlere çeviren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İmam hatiplerinin açılmasının sebebi
Demokrat Parti'nin gümbür gümbür gelme ihtimalidir. Diyanetin kurulması meselesi, kara kuvvetleri nasıl devam etmişse, PTT teşkilatı nasıl devam etmişse, efendim diğer Osmanlı'dan tevarüs eden itfaiye mesela nasıl devam etmişse, bugün İstanbul Üniversitesi'nin 1453. kuruluş yıl dönümüdür. Bakın. Tamam. Osmanlı'dan devam eden kurumun devamıdır Diyanet. Evet, bunu daha sonra tekrar devam ederiz. Yani en azından çünkü Tevfik Hocam'la... Şu cümleyi de kullanayım. Peki, tamam. Ondan sonra hocamın söylediği örnekten söyleyeyim. Ekrem Hocam'a uzun bir şey vereceğim, tamam. Çünkü. Biz bir doktor örneği söyleyeyim. Doktor hasta ve hastalık karşısında kesinlikle hastalığın, mikrobun karşısındadır. Taraftır doktor. Becerebildiğim, becerebildiğim ölçüde Allah yardımcım olsun. Eğer bir haksızlık varsa ben mazlumun yanında zalimin karşısındayım. Tamam. Teşekkür ediyorum.